2 ila 5 yaşlar arasında ortaya çıkan, konuşmanın akıcılığında oluşan bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik 3 farklı şekilde gözlemlenebilir. Bunlar ses ve hece tekrarları, kelime uzatmaları ve bloklardır. Araba kelimesinden yola çıkacak olursak, araba kelimesini blok yaşayarak, araba kelimesini ses veya hece tekrar yaşayarak veya araba şeklinde ses uzatması şeklinde kekemelik gösterebilir çocuğumuz. Ebeveynler genellikle çocuklarda az önce bahsettiğim ses veya hece tekrarları, bloklar ve uzatmalar gözlemlerse konuşmasında şüphelenebilirler. Erken kekemelik dediğimiz, yani gelişimsel kekemelik dediğimiz durumda kendiliğinden geçebilme durumu vardır. Fakat çocuk bu durumdan rahatsız olmaya, kelimelerini değiştirmeye, konuşmasını azaltmaya başladıysa ebeveynler en kısa zamanda bir dil ve konuşma terapistinden değerlendirme alması gerekir. Kekemelik genellikle 2 ile 5 yaşlar arasında gözlemlendiği için aileler az önce bahsettiğim ses ya da hece tekrarları, uzatma, blok semptomlarını gördüklerinde konuşmasında bir dil ve konuşma terapistinden değerlendirme alması gerekir. Uzman dil ve konuşma terapistleri bu durumun gelişimsel ya da kronik olabileceğiyle alakalı aileye risk faktörlerini bahseder. Bununla alakalı bir müdahale gerekiyorsa aileye müdahalede bulunurlar dil ve konuşma terapistleri. Kekemelik tedavi edilebilir mi sorusu aslında çok kompleks bir şekilde yanıtlanabilir. Çünkü kekemelik ikiye ayrılır, gelişimsel ve kronik olarak. Kekemelik için dil ve konuşma terapistleri genellikle kontrol altına almayı hedefler. Kekeleyen bireylerde eğer durum gelişimsel değilse, kronik ise biz bu durumu kontrol altına alabilmeyi ve bireyin yaşam konforunu, yaşam standartlarını artırmayı hedefleriz. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer kekemelik yaşayan birey kekemeliğinden dolayı yaşamdan kendisini soyutluyorsa, daha az konuşmaya, kelimelerini değiştirmeye ve sosyal olarak kendisini izole etmeye başlamışsa biz bu durumu ilk önce aşmaya çalışırız. Bu duruma karşı onun duyarsızlaşmasını sağlarız. Daha sonrasında belli başlı teknik çalışmalarıyla konuşmasını daha kontrollü bir biçimde üretmesini hedefleriz. Toplum kekeme bireylere birey sanki kekelemiyormuş gibi, yani konuşma akıcılığında bir bozukluk yokmuş gibi davranması gerekir açıkçası. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer birey kekeliyorsa biz onun kelimelerini tamamlamamalıyız ya da biraz nefes al, yavaş yavaş söyle dememeliyiz. Çünkü bu tarz durumlarda birey konuşma bozukluğunu daha fazla etkileneceği için, bunu daha fazla psikolojik olarak ağırlığını hissedeceği için konuşmalarını azaltmaya başlayabilir. O tarz durumlarda kendisini sosyal olarak izole edebilir. Bunlar da kekeme bireyin ne söyleyeceğini değil nasıl söyleyeceğine odaklanmasına yol açar. O odaklanmadan sonra da kekeme bireyin yaşam konforu oldukça düşer. O yüzden biz kekeme bireylerle sanki kekelemiyormuşçasına sohbetlerimizi devam ettirmeliyiz. Türkiye'de kekemelik yaşayan bireylerin kekemelik müdahalelerini dil ve konuşma terapistleri yapmaktadır. Toplumumuzda ne yazık ki bu durum suistimal edilebilmektedir. Ailelerden ya da bireylerden ricamız ve tavsiyemiz gittikleri uzmanların diplomalarını sorgulamaları, gerçekten dil ve konuşma terapistleri, dil ve konuşma terapisti olup olmadığını öğrenmeleri onlar için iyi olacaktır. Çünkü her hastalık gibi ya da her durum gibi, konuşma bozukluğu gibi kekemeliğin de maalesef Türkiye'de suistimali bulunmaktadır. Ailelerin ve bireylerin bu konuda dikkatli olmasını şiddetle öneririm.